AKP ve MHP iktidarı bütün bölgede olduğu gibi Iğdır'a da yaklaşık olarak 5000 asker dışarıdan polis asker taşımış. Yani bunlar Iğdırlı değil, hiçbir tanesi Iğdırlı değil. Kimi Kayserili, kimi Nideli, hatta Iğdır hayatında hiç görmeyen insanlar. Toplu bir şekilde sahte seçmenler dün itibariyle ve öbür gün itibariyle uçaklarla Iğdır'a getirildi. Iğdır'daki Kürt halkının iradesinin gaspı niteliğindedir. Burada halkın iradesini devlet eliyle ipotek etme, devlet eliyle gasp etme, AKP-MHP hükümetinin saygısızlığı, halkın iradesinin saygısızlığını göstermektedir. Partimiz ve diğer partiler, yani aradaki fark çok azdı. 1514 oyla 2019 seçimlerini kazanmıştık. Burada mühendislik ki çalışma yapılmış. Yani burada adeta ne kadar oyla kazandıklarını, kazanabileceklerini hesaplayarak buna göre dışarıdan oy devşirmişler. Yani sahte seçmenler getirmişler ki ne kadar oyla kazanacaklarını hesaplayıp o şekilde getirmeye çalışmışlar. Yaklaşık olarak 4800 oy taşımışlar. Buna benzer çok daha fazla şey dışı, hukuk dışı uygulamalar da var. Bazı mahallelerimizde oylarımızı iptal etmişler. Bazı mahallelerimizde mahallenin uçlarını kırpıp diğer köylere dağıtmışlar. Burada Kürt seçmen üzerinde ciddi anlamda irade gaspı yaşanıyor. Devlet eliyle yaşanıyor. Polis, asker, vali, devletin bütün kurumları burada devrededir. Nüfus müdürlüğüdür, il nüfus müdürlüğüdür, valiliktir. Bütün kurumlar devrede. Yani Kürt iradesinin engellenmesi için bütün kurumlar devrededir şu anda. Bunun tümünü afişe ettik, itirazlarımızı yaptık. Yüksek Seçim Kurulu'na itirazlarımızı yaptık. Ciddi bir hukukların tümünü ortaya koymamıza rağmen bunlar itirazlarımız kabul olmadı. Apaçık bir savaş ilan edilmiş. Yani bölgeye ve özellikle Iğdır'daki halkımıza bir savaş niteliğindedir. Yani bu bir seçim değil. Buna bir seçim diyemeyiz. Yani bu partiler arasında bir seçim değil. Bu Iğdır halkıyla devlet arasında bir seçime dönüşmüş adeta. Yani biz bunların tümünü afişe ettik, halkımızı anlattık. Burada sadece Kürtler rahatsız değil, buradaki bütün halklar rahatsız. Buradaki Azeriler rahatsız, buradaki Terekemeler rahatsız. Yani burada AKP-MHP hükümetinin ciddi anlamda bir rantı var. Ciddi anlamda rant politikası var. Herkes bundan rahatsız. Yani bu seçim adeta Iğdır halkıyla devlet arasında bir seçime dönüşmüştür. Iğdır halkıyla Iğdır valiliği arasında bir seçime dönüşmüştür. Burada bütün halkımıza, Kürt halkına, Türk halkına, Azeri halkına, bütün Iğdır halkına bu oyunu bozmasını istiyoruz. Yani buradaki bu oyunu ancak biz bozabiliriz, halkımız bozabilir, sağduyulu, vicdanlı insanlar bozabilir. Yani aynı şekilde o polis askerlere de bir çağrımız var. Yani buradaki AKP'nin oyunlarına alet olmayın. Burada bir hukuksuzluk var, bu hukuksuzluğa alet olmayın. Vicdanlı olmaya davet ediyorum. Yani buradaki dışarıdan herhangi birinin getirip Iğdır'ın iradesini belirlemeye hakkı yoktur. Bu ne meşrudur, ne hukukidir, ne vicdanidir, ne halakidir. Bunu kabul etmiyoruz. Onlara da sesleniyoruz. Bugün itibariyle bütün okulların tatil edildiğini görüyoruz. Dünden beri okullar tatil edilmiş. Polis askerler getirmiş. Okullar tatil edilmiş. Öğrenciler evlerine gönderilmiş. Pansiyonları yerleştirilmiş. Yani günde 10 bin yemek veriliyor. Bu yemek kime gidiyor? Nasıl gidiyor? Iğdır Belediyesi bütçesinden 10 bin kişilik günde yemek gidiyor. Bunlar kime gidiyor? Yani bunların soruyoruz, halka soruyoruz. Bunun cevabının verilmesi gerekiyor. Hani Iğdır üzerinde ciddi anlamda oyunlar oynanıyor. Hani halkımız bu oyunları bozacağına inanıyoruz. Seçim bütün Iğdır halkı için tarihi bir seçimdir. Halkları için tarihi bir seçimdir. Yani biz bu oyunu bu defa bozarsak inanın yani gerçekten burada birçok şey yenmiş oluyoruz. Yani Iğdır valisini yenmiş oluyoruz. Çeteleri yenmiş oluyoruz. Talancıları yenmiş oluyoruz. Bize karşı organize olmuş bütün devletin kurumlarına karşı bize karşı savaş açmış bütün şeyleri hukuk çerçevesinde yenmiş oluyoruz. Yani burada da biz yaklaşık bir aydır hareketli seçmen üzerinden şehir dışında olan bütün öğrenciler, çalışanlar tümünü çağrılarımızı yaptık. Orada çalışmalarımızı yaptık. Onları getiriyoruz her şekilde. Kendi imkanlarıyla zaten halkımız duyarlıdır geliyorlar. Onun dışında imkanı olmayan insanları biz getiriyoruz. Kendi partinin olanaklarına göre getirmeye çalışıyoruz. Burada da 18 yaşını doldurmuş yeni oy kullanacak insanlara da sesleniyoruz. Onlar da ilk defa oy kullanacaklar. Onlar da mutlaka sandığa gitsinler. O gün herkes sandığa gitmelidir ve iradesini beyan etmelidir diyor.